Merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce anlatmış olduğum ritimden ritime varyasyon intro kopyalama videosuna benzer bir video olacak. Bu videoda da kullandığınız pedleri ritminize nasıl atarsınız onu anlatacağım. Yani pedde kullandığınız ritmi direkt ritminizin içine atıp ritim olarak kullanabilirsiniz veyahut da altyapıları ritminize atıp direkt olarak kullanabilirsiniz. Onun için de ilk öncelikle kullanmak istediğiniz ritminizi seçiyorsunuz. Rekorda basıyorsunuz. Edit diyorsunuz. Evet. Buradan ben mesela çıkayım önce. Ben halay ritmindeki varyasyon 3 de benim perküsyon bölümüm boş. Bakın. Perküsyon bölümüm boş. Perküsyon bölümüne pet 2'deki Pet 2'deki asma davulumu perküsyon halaydaki varyasyon 3 perküsyon bölümüne atacağım. Yani pet olarak kullanmayacağım. Direkt ritmimi atıp kullanacağım. Onun için dediğim gibi az önce rekorda basıyoruz. Edit diyoruz. Buradan menüye basıyoruz. Stil edit diyoruz. Bundan önceki videomuzda stil kopyalama bölümünde işlemimizi yapmıştık. Ritimden ritme kopyalama olayı. Bunda da Pet Copy'yi seçiyoruz. Select tuşuna basıyoruz. Buradan seçmek istediğiniz pedi buluyorsunuz. Yani burada fabrikasyon pedlere kadar seçebilirsiniz. Lokalleri de seçebiliyorsunuz. Evet. Seçiyorsunuz davulunuzu veyahut da başka istediğiniz bir şeyi. Bir geri geliyorsunuz. Hangi varyasyonu atmak istiyorsunuz? Ben üçüncü varyasyonu atacağım pedimi. Buradan nereye atmak istediğinizi seçiyorsunuz. Durumsa mı, perküsyona mı? Aslında akor bölümlerine de atabiliyorsunuz ama attığınız şey ritim olunca akor bölümlerinin özelliğini değiştirmeniz gerekiyor. Onu birazdan anlatacağım. Ama alt yapı olduğu zaman akor bölümlerine, bas bölümlerine atabiliyorsunuz. Sorun olmuyor. Ritim olduğu zaman bu bölümlere de atıyorsunuz ama farklı oluyor. Onu anlatacağım birazdan. Evet, perküsyonu seçiyorum buradan ben. Okeyliyorum. Çıkıyorum şimdi. Bakalım. Atabilmiş miyiz? Seçiyoruz varyasyon 3'ü. Atıyorum. Bakın. Attık ama bozuk salıyor. Neden? Çünkü attığımız pedin yazıldığı davulu da seçmemiz gerekiyor. Hangi davulla çalınmıştı? Bizim asma davul pedimiz. Durums NK ile çalınmıştı. Durums NK'yı seçiyoruz. Bakın ritmimize geldi. Böylelikle istediğiniz pedde kullandığınız istediğiniz ritmi pedi istediğiniz ritim olarak kullanılan pedleri ritminize atabilirsiniz. Şunu da anlatayım. Az önce demiştim ya buradan akor bölümlerine de atabilirsiniz ama o zaman akor nasıl gelecek onu göstereyim ben size. Şimdi diyelim ki biz az önceki asma davulumuzu silelim buradan. Pardon, varyasyon 3'ü seçeceğiz. Yüklemiş olduğumuz bakalım. Evet. Evet, asma davulumuzu siliyoruz buradan. Sildik. Şimdi stil edit'e giriyoruz tekrar. Pet kopyalamaya giriyoruz. Bakın buradan diyelim akor 3'ü seçiyoruz. Akor 3'ü atacağız asma davulumuzu. Okeyliyoruz. Şimdi akor 3'e geliyoruz. Diğerlerini kapatalım kanalları. Şimdi bakalım. Bakın. Bozuk çalıyor. Tabii ki neden? O şeyi de seçmemiz lazım. Yazılan davulu da seçmemiz lazım. Bakın davulu da seçiyoruz. Ama bakın. Akor değiştirdiğiniz zaman davul bozuluyor. Çünkü burası altyapı için ayrılmış bölüm. Yani akor bastığınız zaman doğal olarak burası da yazılan davulların da notalara göre değiştiği için bozuk çalıyor. Bunu düzeltmenin yolu da şöyle. Menüye basıyorsunuz. Stil kontrol diyorsunuz. Bakın bu sayfadayken
değiştirdiğiniz akol bölümünü, ACC olan yeri, perküsyon yapıyorsunuz. Çalıyor. Bakın. Ve akor bastığınız zaman hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Bunu böyle yaptığınız zaman bütün ritimler için geçerli oluyor. Yani burayı siz perküsyon yaptığınız zaman varyasyon 1, 2, 3 ataklar dahil olmak üzere hepsini perküsyon seçmiş oluyorsunuz. Bakın şöyle anlatayım. Bakın. Şimdi 3 de normal çalışıyor. 2'ye geldik. Bakın. Bakın. Akor değişmiyor. Çünkü sayfanın akor bölüm özelliğini kapattık. Ritim yaptığımız için akor değiştiğimiz zaman orası akor değişmiyor. Onun için perküsyonu eğer akor bölümüne atacaksanız, ritim pedleri akor bölümüne atacaksanız bütün varyasyonları atmanız gerekiyor ki o bölümdeki akorlarla bu karışmasın birbirine. Yani umarım anlatabildim. Çünkü biz attık buraya. Buradan biz perküsyon olarak seçtik. Artık akor özelliğini kapattık. Onun için bastığınız zaman varyasyon 3'lerde, 2'lerde, 1'lerde akor sabit kalacak, değişmeyecek. Onun için en sağlamı, en temizi ritim atacaksanız eğer pedinizden ritminize ritim olarak atacaksanız perküsyonla durum bölümünü seçin. Aynı şekilde çıkayım, ritmimizi kaydetmeden çıkayım, temizleyeyim. Aynı şekilde ritim değil de altyapı da atabiliriz. Diyelim varyasyon 3 benim akor 3. bölümüm boştu herhalde. Bakayım. Evet. 3. akor boş benim. Şimdi ona da güzel bir Orgun kendi synthesizer altyapısı var. Ona atacağım. Şimdi bakalım. Bakın 3. varyasyon boş. 3. varyasyona da yine menüye basıyoruz. Stil edit diyoruz. Pad copy'ye girip buradan ben fabrikasyon bir synthesizer altyapı vardı. Bunu o bölüme atacağım. Akor 3 bölümüne. Seçiyorum. Şimdi geliyoruz. Bakalım atabilmiş miyiz? Evet. Yalnız şöyle şu anda doğru çalışmıyor. Çünkü attığımız pedin çalındığı sesi seçmedik biz. O sesi de seçmeniz gerekiyor. Bilmiyorum, bakmadım hangi ses olduğunu ama diyelim ki bu ses. O sesi de buradan bulup buraya atamanız gerekiyor. Evet, bu yakın, öyle hatırlıyorum. Bu ona yakın bir sesti. Gördüğünüz gibi altyapıyı da pedlerde kullandığınız altyapılara da atabiliyorsunuz. Perküsyon ya da durum bölümüne kullandığınız ritimlerde de atabiliyorsunuz. Biz az önce atmıştık kaydetmeden çıktığımız için attığımız davul, asma davul şu anda yok. Hemen onu tekrar atayım. Güncel olsun. Sizin de aklınızda iyice yer etsin. User'e giriyoruz. Seçiyorum davulumu. Buradan perküsyonu seçiyorum. Varyasyon 3. Evet. Okeyliyorum. Bir geri geliyorum. Element kontrole girip buradan attığım davulun çalınan durumunu da seçiyorum. Durum ne kaydı? Evet, bakın. Attık. O da geldi. Alt yapısı da geldi. Yani böylelikle pedleri birleştirip sıfırdan bir ritim de yapabilirsiniz. Örneğin pedinizde güzel bir ritim var. Atarsınız, perküsyon var, darbuka atarsınız. Böyle bas geçişleri olan pedleriniz vardır. Altyapı olan pedleriniz vardır. Onları da böyle sıralayarak
kendinize yani güzel bir ritim hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ha, bu da böyle. İnşallah işinize yarar. İnşallah faydalı olur arkadaşlar. Evet, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.